Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım. Metin Yayınları TYT Soru Bankası'nın çözümleriyle tekrardan karşınızdayız. Rasyonel sayılarda işlem konusunun arkadaşlarım 7. testindeyiz. Pekiştiriyorum testi olacak arkadaşlarım. Bu test abone olduysan ve videoyu beğendiysen geçelim çözümlere. Evet arkadaşlarım, bize ilk sorumuzda demiş ki aşağıda eş aralıklara ayrılmış bir termometre verilmiştir. Termometrenin gösterdiği değerin A noktasından B noktasına çıkması için sıcaklığın kaç santigrat derece artması gerekir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle şu kısımda bakın eksi 20'den ya da şurası 0 şurası 20 değil mi? Kaç aralığa bölünmüş? Önce onu bulalım. Ben biraz daha yaklaştırayım isterseniz sizin için şöyle. Hatta şöyle yapalım. Bakın arkadaşlar. Eksi 20'den de bakabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane aralık var arkadaşlarım. Ve bu 6 aralık neye eşitmiş? 20 santigrat dereceye eşitmiş. Şimdi gösterilen yerden bir diğerine ulaşması için diyor ya. 6 tane aralık 20 santigrat dereceye eşitse. Buradan buraya kadar 2, 6 tane de burada var. 8, 9, 10. 10 tanesi kaça eşittir diyoruz. İçler dışlar yapacağız. 10 çarpı 20 bölü 6'ya eşittir arkadaşlarım. Kaç artması gerekiyor diye sorulmuştu bize. Dolayısıyla cevap bu olacak. 200 bölü 6. 200 bölü 6 aslına bakarsanız 100 bölü 3'tür arkadaşlar. Şimdi 100'ü 3'e böleceğiz. 100'ü 3'e böldüğünüz takdirde 33 defa vardır. 3 kere 33 99'dur. Çıkardığınız takdirde 1 gelir. Şimdi 1'in içinde 3 yok. Bölmeye devam edelim. 10 yazdım. 1 virgül attım. Onun içinde 3, 3 defa. 3 kere 3, 9. Çıkardım 1. 1 sıfır attım. Onun içinde 3, 3 defa. Demek ki bu şekilde 3, 3, 3, 3 diye gidecek. Yani bu da neye eşittir? 33,3 devredene eşittir. Cevabımız da Bursa'dır diyebilirim. Geçtim gençler ikinci soruma. Bize demiş ki şekildeki sayılar o askıdaki çanta sayısını belirtmektedir. Örneğin bir nolu askıda 4 tane çanta vardır. Buna göre her askıdan daha büyük numaralı her askıya bir çanta aktarılacak olursa 2 nolu askıdaki çanta sayısının 4 nolu askıdaki çanta sayısının oranı kaç olur diye sorulmuş. Şimdi dikkatli dinleyin. Her askıdan daha büyük numaralı her askıya bir çanta aktarılacak olursa. Her askıdan daha büyük numaralı her askıya bir çanta aktarılacak olursa 2 nolu askıdaki çanta sayısının 4 nolu askıdaki çanta sayısının oranı kaç olur diye sorulmuş. Şimdi örnek veriyorum, 3 numaralı askıdan daha büyük numaralı ne var? 4 numaralı askı var. Buraya bir tane aktarılacak. Dolayısıyla artık burada kaç tane kalacak? 2. Burası kaç olacak arkadaşlar? 3 olacak. 2 numaralıdan hem 3'e hem 4'e birer tane aktarılacak. Yani artık burası 3'tür, burası 4'tür. Buradan 2 tane eksildi. Doğal olarak burada da 3 tane kaldı. Buradan 3 tane aktarılacak. Bir tane buna, bir tane buna, bir tane buna. Yani artık burası 4'tür, burası 4'tür. Burası 5'tir arkadaşlar. Burada da 3 tane azaldığına göre burası da 1'dir. 2 nolu askıdaki çanta sayısı 4. 4 nolu askıdaki çanta sayısı 5. Demek ki cevabımız Denizli seçeneğindeki 4 bölü 5 olacakmış diyebiliriz. Ve geçiyorum arkadaşlarım 3. soruma. Aşağıdaki dairesel doğum günü pastası 4 eş parçaya ayrılmış. Salih bu parçalardan birisini 3 eş dilime ayırıp bir dilimini yemiş. Murat ise bu parçalardan birisini belirli sayıda eş dilime ayırıp bir dilimini yemiştir. Salih'in ve Murat'ın pastadan yediği toplam miktar tüm pastanın 9'da 1. Yani 1 bölü 9 olduğuna göre Murat elindeki pasta parçasını kaç dilim ayırmıştır diye soruluyor. Şimdi bir pastamız var arkadaşlar. Bu pastanın tamamına biz 4K diyebiliriz. Hatta ve hatta 4'e bölünmüş ve burada da 9'da 1'inden bahsediliyor ya. Hem 4'e bölünmüş hem daha sonra da 1 bölü 9'undan bahsettiğine göre 4 ve 9'un ortak katı olan 36K diyelim biz pastamıza. 36K pasta 36K olsun. Şimdi her bir dilim o zaman 4'e böle böle gidersek arkadaşlar 9K'dır. Her bir dilim 9K. Şimdi diyor ki Salih bu parçalardan birisini almış, yani 9K'lık parçayı almış arkadaşlarım, 3 tane eş dilimi ayırmış. 9K'yı 3 eş dilime ayırırsanız 3K gelecektir. Ve Salih'a bunu yemiş. Salih'a afiyet olsun. Tamam. Murat'sa bu parçalardan yine birisini belirli sayıda eş dilime ayırıp bir dilimini yemiş. Şimdi 9K'yı belirli sayıda X'e ayırmış ve bir tanesini yemiş. Yani bunu yemiş Murat da.
Murat da bunu yemiş, ona da afiyet olsun. Peki Salih'in ve Murat'ın pastadan yediği toplam miktar tüm pastanın 9'da 1'e. Tüm pasta 36K'ydı. 36'nın 9'da 1'i 4K'dır. 4K. İkisinin toplam yediği bu. Salih'a 3K yemişti. Demek ki Murat K yemiş. Murat K yemiş. 9K'yı neye bölersem K bulurum arkadaşlar? 9'a bölersem, değil mi? Demek ki Murat elindeki pasta parçasını 9'a bölmüş arkadaşlarım. Cevabımız da Denizli seçeneği olmuş. Güzel soruydu. Tam TYT'lik. Geçtim 4'e. Aşağıdaki doğrusal yolda Akif ve Bekir birbirlerine doğru aynı anda adımlar atarak hareket ediyorlar. Bekir'in her bir adımı Akif'in bir adımının iki katıdır. Şimdi Bekir'in adımları 2K, Akif'in adımları K. Yürüdükleri yol şekildeki gibi bir sayı doğrusunda gösterildiğinde Akif ve Bekir sayı doğrusu üzerinde A noktasında karşılaşıyorlar. Şurada karşılaşmışlar arkadaşlar. Buna göre bu sayı doğrusunda A noktasına karşılık gelen değer nedir diye sorulmuş. Şimdi 0 ile 1 arasını sevgili arkadaşlarım bu 2K, bu da K büyüklüğünde adımlar atarak yürüyorlar. Demek ki şöyle diyeceğiz. Bunun burada aldığı yol 2X'tir. Bunun burada aldığı yol X'tir diyeceğiz. Sonuçta bunun adımları daha küçük. O halde 3X dediğimiz sayı 0 ile 1 arası bir birim olduğu için x de sevgili arkadaşlarım 1 bölü 3 birimdir. Ben 0'dan 1 bölü 3 uzaklaşırsam tabii ki 1 bölü 3 sayısına tekabül eder bu. Bu da bana Denizli seçeneğini vermiş olur. Bir diğer sayfamdayım. 5. soru. 5. soruda Şeyda aşağıdaki görseli verilen termosu satın almıştır diyor. Termosun ve bardağın kaç litre sıvı alacağı üzerinde belirtilmekte. Bakın termos 4 litre sıvı alıyor. Bardağı ise 2 bölü 5 litre. Buna göre pikniğe giderken bu termosu çayla dolduran Şeyda termosun bardağını tam doldurarak kaç bardak çay içebilir? Tabi ne yapacağız? 4'ü 2 bölü 5'e böleceğiz, soru bitecek. Bu da ne demek? 4'ü 5 bölü 2 ile çarpmak demek. 22'ye bölersen 10 bardak toplamda tam doldurarak çay içebilir. Cevap da Adana seçeneği olmuş olur. Geçtim 6'ya. Aşağıdaki düzgün altıgenin iç bölgesi eşit alanlı parçalara ayrılmış. Boyalı parçaların alanları toplamının şeklin toplam alanla oranı K'dır demiş. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tanesi boyalıymış. Tamamı da 9, 10, 11, 12'ymiş. 8 bölü 12, 4 ile sadeleştirirsek 2 bölü 3 gelir. Bu da bize K'yı veriyormuş. Şimdi K'nın 9'da 8'ini sormuş. Yani 2 bölü 3'ün 9'da 8'ini bulmak için 9 bölü 8'de çarparsınız. Bu da bize 18 bölü 24'ü verir. İkisini de 6 ile sadeleştirirseniz hop 3 yapar, hop 4 yapar. Demek ki cevabımız ne olacakmış? 3 bölü 4 olacakmış arkadaşlar. 6. sorumuzun cevabı da Denizli'ydi. Ve geçtim 7'ye. Aşağıdaki şekilde bir numaralı sayı doğrusunda tam sayı aralıkları 5'er eş parçaya, 2 numaralı sayı doğrusunda tam sayı aralıkları 3'er eş parçaya ayrılmış. A, B ve C noktalarına karşılık gelen sayılara göre B bölü A eksi C işleminin sonucu nedir diye soruluyor. Şimdi şöyle, buralar 5 parçaya ayrıldıysa 1'i 5'e böldüğümüz takdirde her parça 1 bölü 5'tir. 0'dan 1 bölü 5 uzaklaştık. A sayısı 1 bölü 5 oldu. 3'ten de 1 bölü 5'i çıkaracağız tabii. 3'ten 1 bölü 5'i çıkarırsanız arkadaşlarım 3 kere 5 15. 1 çıkardım 14 bölü 5 yapar. Bu da B'yi verir bize. Buraya geçtim. 0 ile 1 arasını, yani bir birimlik uzunluğu 3 eşit parçaya bölmüş sevgili arkadaşlar. Her bir parçanın uzunluğu 1 bölü 3, 1 bölü 3, 1 bölü 3 daha 2 bölü 3 yapar. Şimdi A'dan C'yi çıkar demiş. Yani 1 bölü 5'ten 2 bölü 3'ü çıkar demiş. Çıkardıktan sonra da bu sayıyla 14 bölü 5'i böl demiş arkadaşlar. Bu da 14 bölü 5 çarpı dedim. Şimdi şurayı işlemi yapıp ters çevireceğim. 3 ve 5. 3 kere 1 3 yapar. 5 kere 2 10 yapar. 3'ten 10'u çıkardınız. Eksi 7 geldi. İçerisi neymiş? Eksi 7 bölü 15'miş. O zaman ne yapacağım? Eksi 15 bölü 7 ile ben bunu çarpacağım. 14'ü 7'ye böldüm. 2. 5'i eksi 15'e böldüm. Burası da ne geldi? Eksi 3 geldi arkadaşlar. Cevap neymiş? Eksi 3 bölü 2. Bir yerde işlem hatası yapmış olabiliriz. Tekrar bir düşünelim arkadaşlar. 0 ile 1 arasıydı. 2 bölü 3 geldi. C'miz 2 bölü 3, tamam. A'mız da burada 1 bölü 5. Ona da eyvallah. C'yi mi yanlış bulduk acaba? 3'ten 1 bölü 5'i çıkardım. 15, 14 bölü 5. Tamam, burada da sıkıntı yok. Acaba şurada mı hata yaptık? Burayı 3 ile genişlettim. 3, 5 ile genişlettim. 10, eksi 7 bölü 15 geldi. Tamam. Bu da eksi 15 bölü 7 dedik.
Ona da eyvallah. 14'te bunu sadeleştirdim. Burası 2 değil, burası 2 olur. Evet, hata yapmışız. 2 burası değil, burası. 2 kere eksi 3 de eksi 6'yı verir. Dolayısıyla cevabımız Adana seçeneği olur gençler. Kusura bakmayın beklettiğim için. Devam. Son sorumuz olması gerekiyor. Aynen. Bir kova su önce eşit hacimli 2 bidona dolduruluyor. Sonra her bidondaki su eşit hacimli 3 şişeye dolduruluyor. En son her şişedeki su eşit hacimli 4 bardağa dolduruluyor. Buna göre bir bardağın hacminin, yani şunun arkadaşlarım, bir kovanın hacminin oranı nedir? Bakın V deyin. V, 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 V derseniz burası 4V olur. Bak bu 4V'ymiş. 4V, 4V, 4V kaç yapar? 12V yapar. Bakın bu 12V'ymiş. Bu da 12V. O zaman bir kova ne olacak? 24V olacak. Bir bardağın hacminin, yani V'nin, bir kovanın hacmine, yani 24V'ye oranı tabii ki 1 bölü 24'tür. Dolayısıyla cevabımız da Adana seçeneğinde mis gibi verilmiştir deriz. Son sorumuzu da böylelikle çözdük arkadaşlarım. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.